Manşete hoş geldiniz. Magazin gündeminde, sosyal ağların gündeminde Kalben'in gözaltına alınması var. Şarkıcı Kalben. Şarkılarıyla bilinen, özellikle gençlerin takip ettiği bir isim. Evinde uyuşturucu bulunmuş veya ot bulunmuş her neyse. Bu olayın birkaç yönü var. Kesinlikle ve kesinlikle özel hayat, özel hayatın teşhiri. Çünkü yapılan operasyon sanki bir uyuşturucu çetesi liderine, ne bileyim bir uyuşturucu şebekesine düzenlenen operasyon gibi sunuldu ve bu görüntüler paylaşıldığı yayınlandı ve bu pek çok medya organı tarafından ve e, sosyal ağlardaki hesaplar tarafından da verildi. Bu endişe verici bir şey. Yani bu özel hayata müdahaledir. Nereden bakarsan bak. İki, durumu hafifletmiyor. Evet, kötü örnek olmuş olabilir. Fakat sadece tırnak içinde hani içici diyebileceğimiz, kullanıcı diyebileceğimiz bir pozisyonda. Evet, ancak bu davranışıyla sadece kötü örnek olmuş olabilir. Yasalar karşısında bu suç olarak da kabul edilebilir ama bu şekilde teşhir edilmesi doğru değil. Bir yönüyle bu. İkincisi uyuşturucuyla mücadelede narkotikçiler çok iyi bilirler ki hedef kullanıcılar veya içiciler filan değildir. Oradan asıl büyük babalara şebekeye ulaşılır. E, ve asıl ona operasyon yapılması gerekir. Uyuşturucunun cirit attığı bir ülkede e, bir kullanıcı olarak evinde çıkan 5-10 gram ot yüzünden bir sanatçıya itibar zedeleyici bir operasyonda bulunmak son derece düşündürücü. Üç, Uyuşturucuyla mücadelede bir takım otların, uyuşturucu otların veya esrar tabir ettiğimiz marihuana tabir ettiğimiz otların belli ülkelerde satışı serbest. Bu da bunlar çok yararlı oldukları için veya teşvik edilmek için teşvik e, amacıyla değil, bu uyuşturucuyla mücadelene bir parçası doğrudur yanlıştır benim alanım narkotik olmadığı için bu konuya girmeyeceğim ama e, belli ürünlerin e, Sevkiyatını veya be ve belli ürünlerin ticaretini belli ellerde tutarak veya en azından yasallaştırarak bununla mücadele etme. Bu işin yer altına veya mafyaya kaymasını önlemeye bağlı uyuşturucuyla, uyuşturucuyla mücadelenin bir parçası bu. Bir de bu. Son olarak da keşke bu itibar suikastleri, bu ev baskınları, ev baskınlarıyla insanların e, afişe edilmesi, itibarsızlaştırılması ve o görüntülerin belleklerde yeredilmesi, arşivle yer etmesi, arşivlerde yer etmesi ve insanların bunu temizleyememesi. Bu büyük bir sorun. Bu bir şarkıcı Kalben herkesin tanıdığı, bildiği, sevdiği bir şarkıcı söz konusu olduğunda ayağa kalkıyorsun da diğer taraftan ya ayağa kalkmıyorsun. Bir yönüyle de ikiyüzlülüğü göstermesi açısından önemli. O açıdan turnusoldur. Kalben bir açıklama yapmış tahliye edildikten sonra. Son derece düzeyli, düzgün bir açıklama. Onu verelim, sonra diğer konulara geçelim. Canlarım. Müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım. Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım. Kah güzel, kah acı günlerimizi paylaştıklarım. Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Öncelikle bunu söylemeliyim. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Bunu da eklemeliyim. Ben ailemin, sevdiklerimin, yakınlarımın yanındayım. İyiyim. Daha da iyi olacağım. Hep daha da iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum. Evet, son derece düzeyli. Oyaladığım için üzgünüm. Hani verdiğimiz geçici rahatsızlık için üzgünüz derler ya. Evet, bir turnusoldur. olur. Bu e, videodan önceki dediklerim önemli şeyin gündem esasen Sinan Ateş cinayeti. Büyük gürültüyle çöküyorlar derken işin MHP ayağında bu var. Yani her ne kadar kapatmaya çalışır çalışırlarsa çalışsınlar olay MHP genel merkezine, ülke ocaklarının tepesine kadar uzanıyor. Pek çok bağlantı, pek çok isim, kullanılan araçlar, yöntem vesaire bir suç örgütüne işaret ediyor ve bu suç örgütünün merkezi de Milliyetçi Hareket Partisi. MHP başkaları için mangalda kül bırakmıyor. Terör, terörle iltisaklı, Kapatın bu partiyi falan diye ama Partinin içine düştüğü durum o çok e, suçladığı keşimlerin çok daha ötesinde vahim. Yani MHP kendi sağa solu suçladığı argümanlarla ele alındığında bin kere terörün odağı olmuş durumda. Bin kere terörle iktisaklı olmuş durumda. Bin kere örgüt yöneticileri veya işte MHP parti yöneticileri itibariyle suça bulaşmış durumda. Ve eğer bundan dolayı parti kapatılacaksa önce MHP'nin kapatılması gerekiyor. Böyle bir durum. Ayşe Ate Ateş tek başına bir... Ee, mücadele yürütüyor ee, Bahçeli bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak diyerek MHP grup toplantısında 7 Mayıs'ta 2 gün önce bir çıkış yapmıştı yani bir yönüyle MHP genel merkezi enteresan bir şekilde akla zarar bir şekilde olayı Pensilvanya'ya bağlama derdine düşmüş durumda bu olur olmaz ayrı bir konu ama 1 Temmuz'da duruşma görülecek ve 1 Temmuz'a kadar belli ki bu konu kamuoyunun gündeminde durmaya devam edecek yeni bilgi ve belgeler ışığında. Bahçeli ne demişti tekrar hatırlayalım devam edeceğiz. Hayatlarında tek bir defa ülkücünün hakkını, hukukunu ve haysiyetini gözetmeyen mihrakların partimiz ve ülkü ocaklarını bir cinayetle anma teşebbüsleri ayrıca değerlendirilmesi gereken şerefsizce bir saldırganlıktır. Yargılama süreci derhal başlatılmalıdır. Bakalım ki hukuki süreç Ankara'da mı bitecek yoksa Pensilva'ya mı dayanacak? Podri Meydan hep beraber göreceğiz. Evet. E, Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in eşi ki mücadeleyi tek başına sürdürüyor. Gerçekten son dönemde bu eşlerin faili meçhule giden e, faili, meçhul, faili meçhullerle yetip giden ve işte ne bileyim soruşturmaları, cinayetleri aydınlanmamış. Kocalarının cinayetleri aydınlanmamış eşlerin mücadelesine, mücadelesinde son örnek Ayşe Ateş. Yani Türkan Elçi var, Şengül Hablemitoğlu var, ondan önce Güldal Mumcu var. Pek çok eş, cumartesi annelerine kadar götürebilirsiniz. 40-50 yıldır eşlerinin, kardeşlerinin, çocuklarının neyse faillerini e, bulma peşinde. Ayşe, Ayşe Ateş bunun sonuncusu, sonuncu örneği. Muhsin Yazıcıoğlu'nun işini de aynı çerçevede değerlendirebilirsiniz. Eğer bir operasyon çekiliyorsa, çekenler ve bu ve benzer delillerle suçu sabit olan olmuş olanlardır e, diyerek, suçu sabitlenmiş olanlardır diyerek uzunca bir mail paylaşmış. Kurumsal araçları katillere tahsis edenlerdir. Onun kalemini kırdık diyerek sağa sola elçi yollayanlar, birbirlerine mesaj atanlardır. Yani burada bu cinayetin bütün boyutlarıyla ki Ayşe Ateş başından beri hani bu işi en iyi takip eden ve bilen isimlerden biri Sinan Ateş'in eşi sonuçta davası yani bir numaralı davası bir yıl aşkın bir süredir tümüyle genel merkeze çıktığını ülke ocaklarının başına kadar bu işin yürüdüğünü anlatıyor tane tane belli ki mücadelesini hiç bırakmayacak en son CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ayşe Ateş'i kabul etmesi çok önemliydi. Özgür Özel'in Ayşe Ateş'in kendisine anlattıklarını devlet Bahçeli'ye aktarmasının bir önemi yok. Çünkü Bahçeli her şeyi biliyor zaten. Genel merkez her şeyi biliyor. Mühim olan CHP'nin Ayşe Ateş'le e, görüşmesiydi ve Ayşe Ateş'i dinlemesiydi. O açıdan da önemliydi. O son bir hafta içerisinde Özgür Özel eleştiriliyor pek çok konuyla ama artı değerlerden biridir. Bakın bu biraz evvel ekrana getirdiğim grup konuşmasının ilgili bölümü Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis grubu Twitter hesabında da sabitlenmiş. Yani MHP olayı Pensilvanya'ya bağlamayı bir çıkış olarak görüyor. Ne yapacaklar? Klasik yöntem muhtemelen bir gizli tanık bulacaklar. Tetikçilerden biri veya ikisini bir şekilde bir gizli tanık ifadesiyle Pensilvanya'ya bağlayabilirler ve iş o noktaya doğru gidiyor gibi. Mu muhtemelen MHP genel merkezinde bu iş şu anda pişiriliyor. Yani yarın öbür gün böyle bir şey işitildiğinde, böyle bir şey duyulduğunda, e zaten Bahçeli işaret fişeğini çakmıştı, arkasından da bu geldi. Normaldir denebilir ama çok fazla mızrak öyle artık çuvala sığmıyor. Tetikçinin kaçırıldığı Audi'nin görüntüleri yayımlandı. Asuman Aranca e, şahane bir habere imza attı T24'te. Sinan Ateş cinayetine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamede plak, plakası dahi verilmeden Audi marka olarak bahsedilen ve tetikçi Eray Özyağcı'nın Ankara'dan İstanbul'a kaçırıldığı aracın görüntüsüne T24 ulaştı. Görüntüde koruma tahsisli olduğu öğrenilen ve iddianamede azmettirici olarak gösterilen Ülke Ocakları yöneticilerinden Tolgağan Demirtaş'la ile Emre Yüksel'in kullandığı aracın çakarlı olduğu görülüyor diye devam ediyor. Tüm işaretler artık Ülke Ocakları'nın tepesini gösteriyor ki Cevheri Güven de onu paylaşmış. Sinan Atiş'in katilini Ankara'dan İstanbul'a kaçıran Çakarlı 06AT 5021 gördüğünüz üzere Ülke Ocakları Genel Başkanı A.Y. Yıldırım'ın makam aracıdır diyor. Ahmet Dönmez de benzer bir tweet atmış. Bahçeli gerekli müdahaleleri yaptı, yol emniyetini aldı, mıntıka temizliğini yaptı. Tam istediği gibi bir iddianame yazdırdı. Sonra da mahkeme bir an önce başlasın, yargıya kimse müdahale etmesin demeye başladı diyor. Bir şekilde olayı e, Toparlamaya veya kurtarmaya çalışıyorlar ama çok fazla mızrak çuvala girmiyor. İşte Yektan e, Türk Yılmaz da onu yazmış. MHP emir komuta zincirinde bir liderini infaz ediyor Sinan Ateş. Ana akım herkes topu savcıya atıyor. Açıktan parti sorumlu demiyor. Sabah akşam terör diye zıplayanlardan bir Allah'ın kulu. Eğer terörse bu dört dörtlük terör, terörist eylem demiyor. Terörle iltisak kapatma sebebiyle MHP kapatılsın demiyor. E, ülkenin hali pürmelali budur Sonra da işte başta kalbenle ilgili konuyu anlatırken bahsettim. Hiç kimse üç gündür şu konuyu şu konuyu hiç değinmiyor. Yani önceki gün İstanbul ve İzmir'de İzmir İstanbul İzmir ve işte 11 il neyse düzenlenen operasyonlarda 57 gözaltı var. Mühim bir bölümü çocuk ve bunlar çocuk şubede türlü muamelelere maruz kalmışlar ama sağır dua, yani bu tür haberlere sağır ve duyarsız bir Medya mahallesiyle karşı karşıyayız. Elbette kalbenin hakları okey, özel hakkın ihlali, işte evine yapılan baskın, o görüntülerin servis edilmesi. Peki ya bu görüntüler? Ama dediğim gibi bu alana kimse girmiyor, girmekte istemiyor. Eren Keskin bile son derece ortadan bir tweetle durumu anlatmaya çalışmış ki Eren Keskin bile diyorum avukat insan hakları savunucusu ama o bile konunun netameli olduğunun veya konunun konunun yani bu konuyla ilgili bir şey yazarsa e, hışma uğrayacağının farkında ortalama ifadelerle yazmış. Yani ifadelere baktığınızda görüyorsunuz az Türkçeye hakimseniz. Biraz önce beni bir kız çocuğu aradı. Fethullah Gülen Cemaat'in evinelik operasyonda aileleriyle gözaltına alındıklarını, çocuk şubede 14 kız çocuğu olarak kötü muameleye maruz kaldıklarını anlattılar. Detayını vermemiş ama muhtemelen anlatmışlardır kız çocukları nasıl muamelelere maruz kaldıklarını. Çocuğun üstün yararı ilkesi her çocuk için geçerlidir deyip Adalet Bakanlığı'nı Evet. Keşke yani bu kadarını bile yapabilseydi medya mahallesi ama yok. Bir tane örnek önüme düştüğü için... Bunu getirdim ekrana. Bir tane örnek, bir tane Eren Keskin var. Başka başka görmedim. Bakın. Yumuşama, yumuşatma neyse birazdan ona da bakacağız. Yok normalleşme. Normalleştiği falan yok ülkenin. Sadece durumu idare ediyorlar. Etki ajanına ceza geliyor diye 6 Mayıs'ta Yeni Şafak'ta bir haber yayınlandı. Medya mahallesi bile doğru üstünde durmuyor. Yeni yeni uyanmaya başladılar. Bugün birkaç yerde gördüm. Ama düne kadar yoktu. Yeni Şafak haberine baktığında yani haberin detayları bu Yeni Şafan sitesinden kestiğim paragraflar. Dokuzuncu yargı paketi etki ajanlığını casusluk ajanlık suçlamalarına ekleyecek. Yani Türkiye lehine gibi görünüp ancak aleyhte propaganda yaparak kamuoyu oluşturan etki ajanları nedir, ne değildir belli değil. Sosyal medya aracılığıyla Türkiye aleyhinde propaganda yürüten etki ajanlarına karşı düzenleme ekonomik, toplumsal ve kamu düzenini bozanlar bu kapsamda değerlendirilecek. O kadar ucacık ifadeler ki attığınız her tweetle bu kapsama sokulabilirsiniz. Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk başlığıyla TCK'da yayımla, e, tanımlanan e, kapsama girecekmiş. Yani acayip. 3 yıldan 8 yıla kadar hapis. Bir de yani casusluk ve ajanlıktan şundan bundan yargılandığınızda, bambaşka bir usulet hani terörden yargılama gibi bambaşka bir usule tabi tutuluyorsunuz. Mahkemeler ona göre oluyor, cezaevler ona göre oluyor. Ne bileyim infaz sistemi ona göre oluyor. Acayip. Bu geliyor yani. Bu geliyor. Şimdi siyasi konulara geçelim. Büyük gürültüyle çöküyorlar derken Yaşar Aydın çok güzel bir yazı yazmış bugün bir günde. Keşke tamamını okursanız. Ben sadece özetleyerek getirdim. AKP MHP'nin özellikle AKP'nin çok güçlü olduğu %50 ve 60'tan daha fazla Oy aldığı bir takım e, ilçeleri işte Trabzon'dan Ortahisar gibi, Rize'den Ardeşen gibi, Konya'dan Seydişehir gibi ki bunlar 30 Mart 2014 seçimlerinde yani bundan 10 yıl önce 10 yıl önceki yerel seçimde %50 civarı e, oy almış e, yerler. AKP'ye oy vermiş yerler e, 2019'da bir o 2019 oranlarını getirmiş ve 2024 oranlarını getirmiş. 2019'da bir bazı yerlerde gevşeme gözüküyor ama 2000 24'teki yani 10 sene sonra muazzam bir gevşeme var. Yani buralar AKP artı MHP'nin kalesi yerler. Diyor ki kalelerde böyle gevşeme varsa ki bunlar büyük şehir değil. İl merkezi de değil. İlçeler, taşra ve kale tabir ettiğimiz %50-60 civarında oy alan yerler. Neden buralarda böyle bir büyük gevşeme oldu ve oylar CHP'ye döndü? Bunun analizini yapmış. Diyor ki Özellikle diyor genç nüfusun nispeten az olduğu bu seçim bölgelerinde muhafazakar bölgelerde AKP MHP bile o büyük yenilgi yaşadı. Eğer diyor e, kriz buralara kadar indiyse... Artık çıkış yoktur diyor AKP MHP açısından ve rejim açısından. Yani AKP MHP rejim açısından. Bu fotoğraf halkın bir siyasetten ve o siyaseti yapanlardan vazgeçişinin fotoğrafıdır demiş. Hava döndü, halk ne istediğini biliyor. Ki sarıyla işaretlediğim bölümü önemsiyorum. Erdoğan ve Bahçeli'ye bugün verilen kurucu misyon, saatler önce ölen bir hastaya kalp masajı yapmaya benzer. Bu rejim büyük bir gürültüyle çöküyor. Asıl odaklanması gereken yenisini Kimlerin nasıl kuracağıdır diyor asıl odaklanılması gereken. Düzelteyim. Erdoğan bir daha kazanamaz çünkü başlıklı yazısında bunu çok önemsiyorum. O arada Cumhuriyet Halk Partisi iktidara e, yerelde iktidara geldikten sonra belli belediyelerde eş dost akraba kayırmacılığı, Özellikle iktidar basını tarafından, AKP basını tarafından boy boy veriliyor. Ve bu elbette CHP Genel Merkezi'nde rahatsız etmiş. Daha önce kendi kardeşine bile kendi iltimas et, yapmadığını söyleyen Özgür Özel belli ki bu mesajlarını partili belediyelere ulaştırmakta güçlük çekiyor. Eşe dosta makam uyarısı yinelemiş bir kere daha Afyon'da biz tertemiz bir partiyiz hata yapma lüksümüz yok dikkat edeceğiz demiş tertemiz parti meselesine girmeyelim çok öyle değil ama e, açıklamanın tamamı burada Afyon'da Burcu Köksal'ı ziyaret ediyor ki Afyon'da Burcu Köksal büyük bir sürprizle yani kazanamayacağı yerden aday gösterilen CHP grup başkan vekilidir Burcu Köksal milletvekilliği ve grup başkan vekilliği gitti şimdi Afyon belediye başkanı oldu belki o da şaşırdı bilmiyoruz kazanamayacağı yerden aday gösterilmişti. Oyları artırma vesaire işte ne bileyim. Yani 3-5 puan koyarsam partinin oylarına bir şeydir falan diye gitti herhalde. Fakat sürpriz bir şekilde kazandı. İşte Özgür Özel'in Afyon'daki açıklamaların tam metni bu. Tek tek hepsini diyor bu eş dost akraba kayırmacılığı veya atamaları. Tek tek hepsini geri aldırdım. İşte Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok demiş. Katılıyorum %100. CHP eski alışkanlıklarla yürüyemez. 2014-19 şey, şey 2019-24 arası döne, dönem hatta 2024'ten önceki dönem bitmiştir. Yani eski hal muhaldir eski tabirle. Şimdi bu dönemde hata yapma lüksleri yok. Yani ne yapıyorlarsa artık yapmayacaklar. Bitti. Yani daha evvel görülmüyordu. Daha evvel bu işe çok fazla bakılmıyordu. İktidar medyası da çok fazla ilgilenmiyordu ama artık öyle değil. İktidar medyası sadece İstanbul'la ilgileniyordu. Ankara ile bile ilgilenmiyordu. Ekrem İmamoğlu'nu şeytanlaştırma meselesi vardı. O hesapta işte Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili hesap. Ama onun dışında yani işte İstanbul Belediyesi'ne PKK'lıları yerleştirdiler falan gibi yalan çıkan haber ve bunu köpürtenlerden biriyle de Özgür Özel mecliste bir araya geldi. O tartışılıyor iki gündür. Orada değilim. O konuya girmeyeceğim. Fakat ee, şey e, CHP'nin hata yapma lüksü yok artık yani öncesinde neyse e, onu bırakacak ve bundan sonra iktidara nabzet e, biz yaparsak iyisini yaparız bak belediyelerde de bunu gösterdik diyebileceği bir e, dönem bir e, icraat ortaya koymak yani bu bu. E, elbette bunun Özgür Özel çok farkında ama bakalım CHP'li belediyeler ne kadar farkında. Yani ülke iyiye gitmiyor. Yani büyük bir gürültüyle çöküyorlar derken ezbere ezbere konuşmuyoruz. Bütün ekonomik veriler de öyle. Arjantin'de 10, bin, 10 binlik banknot tedavüle çıkmış ve bunun bunu daha büyük küpürlerin e, takip edeceği falan üzerinde duruluyormuş. Türkiye'de en büyük banknot şu anda hala 200 TL. En büyük banknotla Anca yarım kilo et alıyorsunuz galiba ya da yarım kilo kıyma alıyorsunuz. Yani rakamlar her gün değiştiği için bilemiyorum yani. Ortalama söylüyorum. Burada en büyük banknot 200 pound değil. İngiltere'de yaşıyorum. İngiltere'de en büyük banknot tedavüldeki 50 pound. 50 poundla yaklaşık marketten markete de değişmekle beraber 4 kilo civarında et alırsınız. 4 kilo civarında kıyma alırsınız. Türkiye'ye dönelim. En büyük banknotla ancak yarım kilo kıyma alıyorsunuz. 4 kilo ...et almaya kalktığınızda... ...2000 TL'lik... E, ...banknotların, 200 değil... ...2000 TL'lik banknotların hemen dolaşıma... ...sürülmesi gerekiyor. Bakalım ne olacak? E, Türkiye banknot... ...basmama veya... ...yeni banknot tedavüle sürmeme... E, ...politikasını daha ne kadar... ...sürdürecek? Evrensel bugün... ...sağ üst köşede güzel bir analiz yayınlamış. E, önemsiyorum ve... ...güzel bir e, tanım... E, ...getirmiş. Yumuşama değil... ...yumuşatma diye... Ee, İhsan Çaralan'ın yazısı onu okursunuz özelin siyaset ortamını normalleştirelim dediği istekler arasında Kürt sorununun barışçı demokratik çözümüyle Erdoğan Şimşek programına karşı ciddi bir karşı duruşu ifade edecek bir madde yok ülke sorunlarının tek adam yönetimiyle ulaşarak çözülmesini esas alan yaklaşımı her alanda çözümsüzlüğe sürüklenmiş tek adam rejimine can suyu olmaktır demiş yumuşama değil yumuşatma tam anlamıyla böyle yani AKP Genel Merkezi, Saray ne derseniz olayı yumuşatıyor. Yoksa yumuşama gibi bir derdi yok. Kaldı ki onu da hatırlatalım. CHP lideri Özgür Özel gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi kulisinde gerekse dün çıktığı Habertürk yayınında hayır yumuşama değil. Normalleşme dedi. Bizim attığımız adımlar bu çerçevede değerlendirilmeli dedi. Muhtemelen AKP'li troller, trollerle teması, görüşmesi, oturup kalkması falan da eleştiriliyor. Bunu da işte savundu, anlattı. İşte karşı mahalle dedi ve oralarda çıktığım yayınlar karşı mahallede makeş buldu. Ve etkili oldu falan dedi. Yoksa dedi bizim mahallede bunların bir itibarının olmadığını biz biliyoruz. Eleştirildiğini biliyoruz dedi. Bakalım. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Fakat Özgür Özel'in özellikle 1 Mayıs'tan bu tarafa son bir haftada Temasları, tavrı, duruşu özellikle kendi mahallesi tarafından çokça eleştirildi. Yani gerek Erdoğan'la görüşmesi, gerek Bahçeli'yle görüşmesi, işte sonrasında bu AKP'li trollerle teması falan gibi konular e, negatif eleştirilere yol açtı. E, pozitif eleştiriler yok denecek kadar azdı. CHP'nin iletişimi iyi götürmesi gerekiyor özellikle bu dönemde. E, ve e, özellikle basınla e, ilgili konularda. E, kamuoyuna iletişim neyi ne şekilde yapıyor bir şeffaflık olması gerekiyor ve e, düzgün işini iyi yapan e, profesyonellerle çalışması gerekiyor. Madem iktidara adaysınız, madem artık iktidar namzetisiniz, madem artık Türkiye'nin birinci partisisiniz, madem cumhuriyeti kuran 100 yıllık Atatürk'ün partisisiniz, her neyse bunu yapmanız gerekiyor. E, bu kadrolarınızın olması ve yeni döneme hazırlıklı, arzulu olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Şu seçimden bu tarafa yaşanan bazı hadiseler buna gölge düşürdü. Fakat bu değildir ki hepten işler kötüdür. Hayır öyle değil. Belki bu bocalama dönemlerinin veya bu debelenmelerin ardından daha iyiye evrilecek konu, olay. Diyor ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyorum. Yarın haftanın son manşetinde cuma günü buluşmak umuduyla